komisyonumuzun saygıdeğer üyelerini ve diğer katılımcıları saygıyla selamlıyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Anayasa Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında başörtüsü konusuna dikkat çekti. İktidar muhalefet hepimizle konuştuğumuzda şöyle dedik. Bu düzeltilmesi gereken bir sorun, başörtüsü yasağıyla ilgili yaşananlara kimse evet diyemez. Bunu konuştuk. Doğal olarak da İYİ Parti'nin de bir teklifi oluşmuş. Onlar da bir farklı bakış açısıyla bir teklif oluşturmuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir teklifi vardı. Zaten konu oradan çıktı. Demek ki herkesin bir bakış açısı var bu sorunu çözmekle ilgili. O zaman siyasi angajmanlarımızı, yaptığımız değerlendirmeleri, süreyi, stratejiyi bir kenara bırakıp sadece bunu çözme iradesi üzerinde hareket etsek demek ki artık bu sorun çözülebilecek bir soruna gelmiş. Milletvekili Özdemir konuşmasının devamında kamuda çözülmüş olsa da özel hayatta halen bu sorunun çözülmediği yerlerin olduğunu söyledi. Ha şöyle de diyebilirsiniz. Engin Altay Bey öyle dedi mesela bugün. Bu konuşulacak aslında Türkiye'nin çözdüğü bir sorun dedi. Ama aslında Türkiye'nin çözdüğü bir sorun da değil biliyor musunuz? Devlet olarak, iktidar olarak, kamu gücü olarak önlem almışız. Ama özel hayatta hala bu sorunun çözülmediği yerler var. Şimdi İnsan Hakları Şimdi Kurumu'ndan verileri aldım. 2018-2023 yılı arasında 30 tane müracaat olmuş. Mesela bir hanımefendi bir otelin havuzunda daha makul bir kıyafetle, yani tesettürlü insanların giyebileceği bir kıyafetle giymek istedim, girmek istemiş havuza ama alınmamış. Veya X-ray cihazından geçtiğinde, üzeri aranmak istendiğinde yüzü kapalı, peçeli bir kadın, beni bir kadın polis arasın dediğinde bu konudaki itirazı dikkate alınmamış ve İnsan Hakları Şiddet Kurumu bunlarla ilgili ihlal kararı vermiş. Milletvekili Özdemir son olarak bakış açımızı değiştirdiğimizde bu sorunun tam anlamıyla çözüleceğini düşünüyorum dedi. Demek ki aslında bizim fiilen çözüldü dediğimiz alanda da kamuda değil ama özel sektörde hala çözülememiş bazı sorunlar var. Dolayısıyla bu konuda bir adım atmak gerektiği zaten elzem. Herkesin teklifinden de bu anlaşılıyor. O zaman bakış açımızı değiştirdiğimizde sanki bunu çözebilecek gibiyiz. Bakış açımızı değiştirmekle ilgili de şöyle bir teklifim var. Ben hayatımda Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendime örnek almaya çalışırım. Hepimiz öyleyizdir ama Ebu Süfyan devlet başkanı olduğunda onunla konuşmaya geldiğinde cesaret edemiyor. Böyle işte ne desem, nasıl desem diye. Ona diyor ki dostluğumuzdan başla. O zaman rahat konuşabilirsin. Şimdi bizle ortak noktamız hepimizin çözme irademizden başlarsak zaten çözebilecek durumdayız. Ve bugünkü toplantımıza dışarıdan gelen misafirlerin hepsi bize şöyle söyledi. Ya ne kadar zayıf bir tartışma yapıyorsunuz. Hiç böyle görmedik. Çok seviyeli konuşuluyor. Hani eleştiriler bile çok zarif bir şekilde anlatılıyor diye. Demek ki biz çok iyi bir noktadayız aslında. Dışarıdan bakanlar açısından çok güzel bir noktadayız. Çözülecek durumda olduğunu düşünüyorum.